Hastamızın cildi çok güzel ama daha iyi olsun, kırışıklıklar oturmasın diye önce botoksumuzu yapıyoruz. Temporal bölgeye dolgu yapıyoruz, yani şakak bölgesine. Orada bir kemikleşme oluyor boşaldığı için. Bunu engel olmak için yapıyoruz. İkincisi, kaşa destek olmak için de yapıyoruz. Yüzde her zaman bir asimetri olur. Fakat bu asimetrinin derecesi herkeste farklıdır. Asimetriyi düzeltmek için de genellikle biz dolgulara başvururuz. Bunlar derin alan dolguları ya da yüzeyel alan dolguları olabilir. Yüzümüzdeki asimetrinin sebebi neyse ona yönelik olarak biz bunu dolgularla düzeltebiliriz. Daha maskülen bir görüntü içinde biz jawline'a dolgular yapıyoruz. Yani bu bölgede birazcık daha keskin hatlar ortaya çıkıyor. Biz dudak dolgusunu erkeklere de yapıyoruz. Volüm kaybı her yaşta olabiliyor. Özellikle çok kilo verildiği zaman ya da burun ameliyatı yapıldıktan sonra dudak burun arası mesafe açıldığı için volüm kaybını daha fazla hissediyoruz. O volüm kaybını yerine koymak için dudak dolgusu yapıyoruz. Aynı zamanda hem şekil veriyor hem de burun ameliyatlarından sonraki o dudak burun arasındaki uzayan mesafeyi kısaltıyor.